Değerli izleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Düzce Üniversitesi'nde Dagem'de bulunmaktayız ve yanımızda çok değerli bir hocamız Profesör Doktor Sibel Silici bulunuyor Erciyes Üniversitesi'nden. Hocam, gözlemlerinizle ve çalışma konularınızla ilgili söyleyeceklerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle bir katkı sağlamak istiyorum az önce konuşulan konuda. Monofloral ve polifloral bal konusunda. Monofloral ballar üretilmelidir. Çünkü her ne kadar biz bunu palinolojik analizlerle belirleriz, %45'ten fazla o bitkinin genel anlamda polenini içeriyorsa biz ona monofloral bal deriz. Ama bununla birlikte o bitkinin aromasını, karakteristiklerini, tadını alır aynı zamanda o bal. Dolayısıyla her şeyden önce tüketici tercihidir monofloral bir bal. Örneğin ben kekik kokusunu seviyorsam bir kekik balını almak isterim. Ya da ökaliptus ya da başka bir bal ya da kestane. Yani kokusu ve aroması, tadı benim daha hoşuma gidiyorsa onu tercih edebilirim. Bu nedenle tabii ki bütün ballarımız çok kıymetli. Birini diğerinden çok daha üstün nitelikleriyle ayıramayız. Hepsinin kendine özgü biyoaktif özellikleri, faydaları var tabii ki. Bal bal olarak çok kıymetli her şeyden önce. Diğer bir konu, bu proje pazarında aslında benim altını çizmek istediğim çok önemli birkaç konu var. Bu konulardan biri, evet sektör kımıldandı. Bir enerji var, bir motivasyon var. İşte başladık bu tür çalışmalara. Ama her şeyden önemlisi ham madde. Ham maddedeki hijyen ve kalite. Yani biz eğer üretim yapacaksak, sektör yelpaze genişleyecekse o zaman biz üretilecek ham maddelerin kalitesine önem vermek zorundayız. Hijyenine önem vermek zorundayız. Yani arıcı bu bir arz talep olgusu. Eğer bir talep oluşacaksa o zaman ürünlerin kalitesi ve niteliği bizim için birinci planda olacak. Bu şu demek, birkaç örnekle anlatmak isterim. Örneğin polen üretecek olan bir arıcı polen tuzağında poleni fazla tutmamalı. Çünkü polen fazla miktarda kalırsa çok miktarda protein içerdiği için çabuk bozulacaktır. Birkaç gün polen tuzağında tutup sonra onu güneşin altında kurutup üstü açık bir vaziyette onu sektöre pazarlamak isterse elbette geri döner. Pazarlayamaz. Çünkü polenin kalitesi düşüktür. Neden düşüktür? Birincisi polen tuzağında fazla tuttuğu için mikroorganizma üreyecektir. İkincisi güneş ışınlarına maruz bırakacağı için ki gölgede kurutmalı, ultraviyole biyolojik değerini bozacaktır. Bir diğer önemli konu, eğer polenin üzerine ince bir tülle örtmez ise etrafta uçan böcekler parazit yumurtalarını bırakacaktır ve bir müddet sonra o polenin içerisinden parazitler ve böcekler çıkacaktır. Küveler olacaktır. Aynen. Diğer önemli bir konu, birkaç tane aklıma gelenlerden bahsetmek istiyorum. Propolis. Eğer siz koloniden, giriş deliğinden propolis toplarsanız kalitesiz olur, mum içeriği yüksek olur. Yine kovan çeperlerinden toplayacak olursanız mum içeriği yüksek olur. Topladığınız propolisi gazete kağıdına saracak olursanız civa kontaminasyonu olur gibi. Dolayısıyla yani evet biz tabii ki sektöre bu ürünleri kazandıracağız ama önce kaliteli ve hijyenik ürünleri kazandıracağız. Burada hemen ben bir şey eklemek istiyorum. Bütün mesleklere bakıyoruz, meslek standartları var. Arıcılık meslek standardı diye bir şey yok. Meslek olarak kabul edilmiyor. Oysa ki görüyoruz bir sürü hocamız arıcılıkla ilgili çalışıyor. Şimdi arıcılara bakıyoruz, müthiş bir bilgi eksikliği var. Bu bilgilerini tamamlamak için çok açıklar. Her türlü seminere, kongreye gidiyorlar, iştahla dinliyorlar, kendilerini geliştirmek istiyorlar. Ama bir seminer veremiyoruz onlara oturup da. Ve bu tür bir ortam hazırlanamıyor. Veya arıcı birlikleri işte zaman zaman bir takım hocalar il il dolaşıyorlar, kendilerine bir seminer veriyorlar ama yeterli gelmiyor. Dolayısıyla üniversitelerimizin acaba meslek standardı oluşturulması noktasında ilgili birimlere bu konuyu iletmelerinde bir gerçeklik payı var mıdır? Bunu nasıl aşabiliriz? Bu konuda söyleyecek sözü olanlar var mı içimizde? Müsaadenizle ben sözü almışken devam etmek isterim. Şimdi bu konuda tabii ki bizler de yaptığımız araştırmaların dosyalarda ya da çekmecelerde kalmasını arzu etmiyoruz. Elde ettiğimiz bilgileri sektörle, üreticiyle paylaşmak nihai sonuç olmalı.
Bu noktada geçtiğimiz hafta örneğin İzmir'de siz de vardınız. Apiterapi ile ilgili çok güzel bir simpozyum vardı. Ne kadar çok doktor katılım vardı, değil mi? Evet. Bakın bugün burada sektörden, akademisyenlerden ne kadar çok katılımcı var. Önümüzdeki haftalarda Muğla'da böyle güzel bir etkinlik olacak. Dolayısıyla ne kadar hoş ki ne çok etkinlik düzenliyoruz. Birincisi bu, arıcılarımız tabii ki bu etkinlikleri takip etmeleri hoş olacak. Bir diğer konu da bilginiz vardır belki, bazı özel firmalar daha hijyenik ve kaliteli ürün üretilebilmesi için, çünkü sonuçta alıcı olduğu için ne kadar kaliteli ürün üretilirse ülkemizde değerlendirmek istediğinde bunu, yani ülkemizdeki üreticilerin ürünlerini değerlendirmek istediğinde bir nevi önlem almak mahiyetinde de arıcılara kaliteli ve hijyenik üretimi anlattırıyorlar. Ne kadar hoş. Ve hocalar bu etkinliklerde gidiyorlar, anlatıyorlar, severek anlatıyorlar tabii bunu. Üniversitelerin birebir üreticiyi çağırarak böyle etkinlikler düzenlemesi çok kolay değil, mümkün değil. Bu noktada sektörü biraz heveslendirip, biraz bu konuya ivme kazandırıp, belli konularda uzman olan hocalarımızı belli zaman dilimlerinde, belki periyodik şekillerde, belli merkezlerde, örneğin Ege'de bir merkezde, İç Anadolu'da bir merkezde çağırarak bu tür etkinlikleri düzenleyebilirler tabii. Meslek standartının oluşturulmasına acilen ihtiyaç var. Kesinlikle. Çünkü arıcı kime diyoruz? Babasından öğrenen kişiye mi diyeceğiz? Yoksa belli standartları olan bir kişiye arıcı mı diyeceğiz? Çünkü bazısı naftalini kullanıyor bir peteğin koruması amacıyla, bir başkası biyolojik yöntemler kullanıyor, bir başkası kükürt kullanıyor. Daha sonra mum ve bu naftalini emiyor, kanserojen bir takım etkiler ortaya çıkıyor. Bu daha sonra balda çıkıyor kalıntı olarak. Antibiyotikleri vitamin olarak kullanıyorlar. 40 yıldan beri antibiyotiği ısrarla vitamin mahiyetinde vererek bağışıklık sisteminin bozulmasına sebebiyet veriyor arıcımız. Bunlar hep eksiklik ve bizim sürekli karşı karşıya kaldığımız durumlar. Sizlerin yaptığı çok değerli bu bilgilerin arıcı arkadaşlarımıza aktarılması, hijyenik noktada bir takım ürünlerin üretilerek bu ham maddenin sanayicilere sunulması son derece önemli unsurlar. Katkılarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aktarım yapmak istediğiniz başka bir... Son olarak bir şey daha söylemek isterim. Haklısınız bu konuda, ancak bu alanda bütün hani bahsettiğimiz birimler, üniversite, akademi olsun, sektör olsun, üretici olsun, STK olsun, görev ve sorumlulukların tanımının iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru. Çünkü bu noktada biz akademi olarak, bizim üzerimize düşen ilgili konularda hem sektörün hem üreticinin ihtiyacı olan bilimsel araştırmaları yapmak, bunları sonuçlandırmak ve üreticiye bu bilgiyi iletmek. Bu noktada bizim görev ve sorumluluğumuz bu ise, biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Geri kalan sizin bahsettiğiniz konularda da bahsettiğim diğer birimlerinde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yaparsa bence çok güzel noktalara gelebiliriz. Tarım Bakanlığı bu anlamda mutlaka sizin gibi değerli hocalarımızın görüşlerini alıyorlardır diye düşünüyorum. Benim hem bir sivil toplum örgütünün başkanı olarak hem de böyle arıcıların sözcüsü olarak sizden talebim, bu meslek standartının oluşturulmasında ve arı ürünlerinin kayıt altına alınması noktasında bakanlığa bu konuda telkinlerde bulunulması, eminim ki arıcılarımızın sıkıntılarının ortadan kaldırılması için önemli bir nokta olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Meral Hanım'ın katkısı var herhalde konumuza. Evet, var hocam. Tabii ki arıcılık ve arıcılık sektörüyle ilgili, daha doğrusu biz Düzce'nin yaptığımız bir araştırmadan örnek verebilirim. Belki sorun buradan kaynaklanıyordur diye düşünüyorum. Düzce'nin arıcılık veri tabanının oluşturulması ile ilgili çalışmamızda arıcılık yapanların yaş ortalamasının 50 ve 50'nin üzerinde olduğu ve arıcılık yapanların her meslek grubundan ve emekli olan kişiler olduğu. Yani arıcılığı birinci iş olarak görmeme belki de asıl sorunun kaynağı diye düşünüyorum. Çünkü zaten asıl işi var, ona koşturuyor. Arıyı bırakıyor kovanı, artık Allah kayıra, mevam kayıra, evet yani. Dolayısıyla arı da bir canlı, ilgi istiyor, bakım istiyor. Burada hani sorunun kaynağı gibi geliyor bana, asıl iş olmaması. Evet. Yani ilk iş olması, yeterince özen gösterilmemesi. Dolayısıyla hani biraz bal alayım, işte evimin balı çıksın ya da komşuya verecek kadar olsun zihniyetinden kurtulup ciddi bir meslek olarak, bir iş alanı olarak görmek.
görmek belki birazcık olsun çözecektir diye düşünüyorum. Bir iş adamımız var. Artvinli kendisi. Nuri Vatan. Memleketinde bir organizasyon yapmış. Demiş ki kaç para bu bal? İşte 20 lira satamıyoruz. Tamam demiş, ben bir çalışma yapacağım bu konuyla ilgili. Memleketime faydam olsun. Proje bazında böyle herkesin balını toplamış. Bir marka adı altında satmaya yeltenmiş. Fiyatlar işte 20'ye almış, 25'e satmış. Fakat böyle bir yol kenarında bal görülmüş ki 70 liraya 80 liraya satılıyor. Özel kavanozuyla, güzel hijyenik işte bir güzel marka adıyla satıldığı için bunu bir gün Artvin'den İstanbul'a gelen bir otobüsün yolcuları yol kenarında bakıyorlar. 70 liraya satılıyor bal. Bizim Artvin'in balı 25 liradan işte bizden alınıyor 20 liradan ama 70 liraya satılıyor bu bal. Vay efendim Nuri Bey, bu fiyatları çok işte bizden ucuza alıyor da pahalı satıyor. Ancak geçmişte bunu 20 liraya satamayan üretici bugün balı kıymetlenmiş. Bu açıdan bakılmıyor ve memlekete yaptığı katkılar görülmüyor. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi multidisiplin bir iş aslında bu arıcılık. Aile tipi işletmeler gerçekleştiriyorlar genelde. Fabrikasyon bir üretim yapılamıyor. Yani biz 10 tane 20 tane işçi alalım, İşte işletmemizde çalıştıralım diyemiyorsunuz. Böyle bir yetişmiş işçi bulamıyorsunuz. Eleman yok. Bu eleman eksikliğinden kaynaklanan nedenle de zaten birazcık arıcılık bilgisi olan kişi 10 tane arı kovanı alıyor. Gidiyor evinin bahçesinde 10 tane 20 tane kovana bakmak suretiyle o sizin söylediğiniz konu komşuya ikram etmeyi veya evin ihtiyacı olan balı tedarik ediyor. 3-5 kuruş da kazanıyor. Başkasına çalışmıyor. Yani dolayısıyla bu ürünlerin üretilmesi, birinci derecede iş kolu haline getirilmesi, sizin yaptığınız o çeşitli ürünlerin Ar-Ge çalışmalarının yapılması, hijyenik hale getirilmesi tamamen arıcının para kazanmasıyla eşdeğer bir şey. Para kazanmaya başladığı zaman hem hijyenik olacaktır, hem herkes bu işi yapacaktır. Orta yaşın ve yaşlı kesimin bırakıp işte genç insanların da bu işi meslek olarak seçmesine yardımcı olacaktır. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz hocam. İşte bundan para kazanması. Şimdi zaten baldan kazanıyor. Peki propolisten nasıl kazanacak? İşte önemli olan nokta belki bugünün kendisi bu. Ar-Ge çalışmaları yapılacak ki propolis sektörü aktarılacak ki üretici de onu üretsin. Yalnız ben burada hemen Sibel Hanım'a geri dönmek istiyorum. Onun çok özel bir sunumu vardı çünkü izleyenlerimiz de o çok özel bilgiye ulaşsınlar istiyorum. Şimdi günümüzde bir propolis dalgası tüttü gidiyor. İşte efendim atın alkolün içerisinde karıştırın çözülsün ondan sonra bardağın içinde 10 damla 20 damla artık çeşitli farazi bilgiler de var. Kaç kilosun sen? 40 kilosun, 50 kilosun yok efendim 2 katı 20 damla falan. Bu sağlığımıza insanları ulaştırıyor derken acaba kanser gibi çok tehlikeli bir unsurun da ortaya çıkmasına neden olur mu? Yetkin bir ağızdan ben izleyenlerimizin dinlemesini istiyorum. Lütfen bu konuyla ilgili birkaç cümle söyler misiniz? Tabii teşekkür ederim. Aslında çok önemli bir konu. Biz propolisi ilk çalışmaya başladığımız zamanlarda bundan aracımız da faydalansın diye aslında ekstraksiyondan biraz bahsettik. Yani işte bunu etil alkole koyacaksınız, çözeceksiniz, sonra filtre edeceksiniz, şöyle yapacaksınız derken ve ben sonra aslında çok yanlış bir şey yaptığımızı fark ettim. Çünkü arıcı gitti, eczaneden etil alkolü aldı, kovandan topladığı propolisi içine attı, bunu çözdü. Sonra ilkel bir şekilde bezden ya da işte bir kağıttan bunu süzmek suretiyle elde ettiği ürünü kanser hastalarına tavsiye etmeye başladı. Bu bize geldi tabii ki. Çok üzüldük, çok çok üzüldük. Hatta bir de reçete vererek. İşte günde 20 damla, 30 damla, 3 defa, 5 defa ne kadar yanlış, ne kadar çok çok üzüldük. Keşke dedik biz hiç anlatmasaydık. Biz bu propolisi nasıl ekstraksiyon yaptığımızı hiç anlatmasaydık. Ben kendi adıma çok vebal hissettim gerçekten bu konuda. Vebalde kaldım. Ve sonra bugün, o günden sonra bütün toplantılarımda bunu ısrarla belirtiyorum. Diyorum ki arıcılarımız sakın doktorculuk oynamayın. Yani siz evinizde kendiniz için, çünkü zaten arıcı kovanda bulduğu eskiden beri propolisi ağzına atar,
Bu özellikle boğazı ağrıdığında, bir enfeksiyon olduğunda bunu geleneksel yapar. Ama hani bu ekstraksiyonu da yaparsa en azından biraz mumunu uzaklaştırır filan gibi evde kullanın. Ama sakın doktorculuk oynamayın dedik. Çünkü bu çok ciddi bir iş. Çok iyi biliyorsunuz ki zehir ile ilaç arasındaki en önemli fark da dozdur. Yani siz suyu bile fazla içtiğiniz zaman böbrek fonksiyonlarınıza zarar verir. Suyu bile. Hiçbir zararı olmadığını düşündüğünüz su bile. Dolayısıyla içerisinde çok sayıda etken madde bulunan bir farmasötik ürün, bir sağlık için kullanılan bir ürünün de tabii ki fazla kullanılması zarar verecektir. 2005 yılında yaptığımız bir çalışmada çok yüksek oranlarda kullanıldığında zararlı olabileceğini de gösterdik. Ama bu şunu demiyoruz sakın. Bizim akademisyenlerin konuştuğu bilimsel her aktarımın da çok dikkatli olması gerekiyor. Yanlış noktalara gitmemesi için. Propolis kansere mi sebep olur? Hayır efendim, yani kansere sebep olur demiyoruz. Ancak doz çok önemli. Siz dozu yüksek tuttuğunuz zaman önemli sağlık problemlerine yol açabilirsiniz. Demin dediğim gibi suyu fazla içerseniz böbrek fonksiyonlarınızı bozarsınız gibi. Buraya o yüzden hocam. Bitireyim hemen alkolü hocam. De belki yanlış alkolde kullanabilirler. Tabii. Evet, tabii. Çok istiyorum. Doğru. Eczaneden aldıkları etil alkolde başka bir alkol olabilir. Etil metil alkol olsa aynen. Ne olur? Yani aynen öyle. Metil alkol olsa ne olur? Gözleri kör olabilir mi? Aynen öyle. Dolayısıyla biz sağlık alanında kullandığımız, henüz biz in vitro çalışmaları bitirdik. Laboratuvar hayvanları üzerinde çalışmaları az çok tamamladık. Şimdi biz insan üzerinde çalışmalara geçtik. Yani istiyoruz ki bu propolis çok yanlış kullanımlara sebep olmaksızın eyvah demeden önce biz insan üzerinde denemelerimizi de yapalım ve bunun dozunu da belirleyelim. Nerede ne kadar kullanılması gerektiğini belirleyelim. Ondan sonra sağlık sektöründe kullanılsın. Aksi halde siz bu yanlış kullanımlara devam ederseniz hastalıkları önlemek ya da tedavi etmek yerine başka endikasyonlara sebep olursunuz. Bu da propolisi mahveder. Bu kadar değerli bir ürünü değersizleştirir. O yüzden bu noktada çok dikkatli olunması gerektiğini şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi Appia Mondia'da geçen Ukrayna'da, Kiev'de gerçekleştirilen çalışmada gördük orada. Brezilya propolisi, yeşil propolis. Kırmızı. Evet. Peki burada denenmiş bu propolisler insan sağlığına zararsız hale getirilmiş. Öyle bir ekstrakt mı oluşturulmuş? Bu başka memleketlerde bu konuyla ilgili bilimsel çalışmalar var mı? Dozaj çalışmaları var mı? Olmaz bizim mı? Ülkemizde oradan getirilenler kullanılır da bizim yaptıklarımız mı kullanılmaz? Böyle de bir tezatlık var. Hayır, şimdi aslında Manuka'da olduğu gibi mesela Brezilya'nın alekrimi, yeşil ya da kırmızı propolisi çok fazla bilimsel araştırma yapılması ve çok iyi reklam yapılmasıyla alakalı bir durum. Nasıl Manuka çok iyi, iyi reklamı yapılmış bal daha yüksek fiyata satılır. Çok biyolojik aktiviteyle birebir alakalı değil. Anzer balığı mesela. Yani tamamen ticari, tamamen ticari. Evet, duygusal. Şimdi bu noktada propolisle ilgili bugün insan üzerinde yapılan çalışma hemen yok denecek kadar az. Bir ya da iki dünya üzerinde. Propolisle ilgili yayın tabii, dünya üzerinde hayır, bir iki hayır, tane. Hayır, insan üzerinde. İnsan bakın, üzerinde. İnsan üzerinde. Çünkü insan üzerinde çalışma artık son basamak, demin söylediğim gibi. Önce laboratuvarda, sonra hayvanlar üzerinde hiçbir zararı olmadığı kanıtlandıktan sonra insana geçebilirsiniz. Ha, ki insan üzerinde var ama fazla değil. İnsan üzerinde araştırma yapabilmek için zaten etik kurullar oluşturulur ve bu etik kurullarda pek çok alandan tıp doktoru onun insan sağlığına hiçbir zarar vermeyeceği konusunda karar verdikten sonra okey dedikten sonra size bir etik kurul raporu verirler ve bu raporla siz çalışmanızı yapabilirsiniz. Peki hocam, sözünüzü kesiyorum ama az yani evet, bu konuda. Peki bu konuyla ilgili özellikle apiterapik çalışmalarla ilgili arı ürünleriyle insan sağlığını işte kavuşturma çalışmalarında Romanya ve Rusya galiba daha çok etkin. Romanya'da görüyoruz her arıcının, bal satan arıcının standında bir de propolis ekstraktı var. Evet. Yani kendileri acaba çok bu konuda ilerideler mi de o yüzden satıyorlar orada? Yoksa orada da aynı sıkıntılar var mı? Ya aslında da şöyle, Romanya'da bahsettiğim gibi 1995 yılında gittiğimde özellikle kozmetikte inanılmaz bir sektördü. Yani gittiğiniz her eczanede çok geniş bir yelpazede arı ürünlerini görüyorsunuz. Acaba fazla mı evhamı davranıyoruz? Romanya üretim konusunda çok iyi ama bilimsel araştırma konusunda zayıf. Neden? Etik kurulları yok.
Evet. Etik kurulları olmaksızın araştırma yaptıkları için uluslararası makale yapamıyorlar. Dolayısıyla bilimsel değeri çok yüksek olmuyor. Ama bizim öyle bir avantajımız var. Yaptığımız pek çok araştırma gerek hayvanlar üzerinde gerek insanlar üzerinde etik kurul raporlarıyla yapıyoruz. Ve uluslararası çok güzel dergilerde de bunu basma imkanımız oluyor. Yani onlar sektör ve üretim olarak bizden ilerideler. Ama bilimsel olarak biz hiç fena değiliz. Hı-hı. Gayet onların önündeyiz diyebiliriz. Yani bu yapılan çalışmalar aslında hep arıcılarımızın ürettikleri ham maddenin daha değerli hale getirilmesi mutlaka, için. Mutlaka, mutlaka. Evet, katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Mikrofonu şimdi arkaya alalım. Meral Hanım'ın eklemek istediği bir şey var galiba. Çok küçük, evet çok küçük. Api, Romanya ve apiterapiden bahsettiğiniz için hemen girmek istedim. Sibel Hocam da gitmiştir mutlaka. Ben de oradaki apiterapi merkezine gittiğimde Christina'ya hani bu apiterapi merkezi nasıl kuruldu, bu kadar ürünü nereden sağlıyorsunuz, sisteminiz nedir diye sorduğumda şöyle açıkladı. O bir anonim şirketi, oradaki apiterapi merkezi ve oraya tüm illerin arı yetiştiricileri, birlik başkanları ortak. Yani orada sağlanan kardan pay alıyorlar. Dolayısıyla hepsi ürünlerin geliyor orada birleşiyor. Çünkü orada birleştiği zaman zaten onlar da kazanmış oluyor. Evet. Öyle bir sistemi burada kurduğunuz zaman ancak o kadar ürün çıkarabilirsiniz. Öncelikle bir farmakoloji, toksikoloji uzmanı, veteriner hekim olarak arıcılığın bu kadar kıymetli ürünlerinin köşe başlarında, sokaklarda bir tedavi aracı gibi kullanılmasına karşıyım. Bir. İkincisi, hocalarımız da aynı konularla ilgili görüşlerini belirttiler. Bileşenlerinin analizi, içinde ne olup bittiğinin araştırılması ve buna göre yönlendirilmesi. Ama daha da kritik bir şey var. Hangi propolis kadar, kaliteli propolis kadar toksik olmayan, ne demek bu? Doğru yerde, doğru şekilde üretilmiş, pestisit olmayacak, meyve bahçeleri ya da ilaçlı arazilerin bulunduğu alanlarda üretilmeyecek, asfalt kenarlarında üretilmeyecek. Halk dilinde veya kamuoyunda organik diye bir ifade var. Organik arıcılık ya da doğal arıcılık. Aslında hepsinde bu ürünün içerisinde çevre sağlığı, insan sağlığı, arı sağlığı için zararlı bileşenin olmadığı aracılık. Buna dikkat çekmek istiyorum. Bugün maalesef televizyonlarda ya da işte reklam ajanslarında ya da işte gazetelerde bunun reklamları yapılıyor. Aslında ilacın reklamı yapılmaz. Bu çok sakıncalı bir şey. Ama ilaç mı ki bu? Hayır. Gıda takviyesi. Bak, diye algılama olarak söylüyorum. Evet. İlacın reklamı yapılmaz. Hı hı. İnanın ilaçtan daha kıymetli. Henüz ilaç değil ama bir süre sonra bunun bileşenleri belki ilaç olacak. Hocam hemen şunu eklemek istiyorum. Bugünkü sunumlarda gördük orada Tarım Bakanlığı'nda bu konuyla ilgili bir kodeks de bulunmamakta. Yani Tarım Bakanlığı bir propolis üreticisinin bunu nasıl satacağını veya kriterlerin neler olduğu ile ilgili herhangi bir daha kodeks de belirlememiş durumda, öyle değil mi? Hocam bunu beni gaza getirmek için mi söylüyorsunuz? Ya, bakınız freni boşaltırım, vitesi arttırırım. Şimdi şöyle, Meral Hocamızın da içinde bulunduğu bir çalışmamız var şu anda. Gerek ön hazırlıklarını yaptık. Bakanlıkla ilgili, yani bakanlığımızın ilgili birimleriyle istişarelerde bulunduk. Ancak henüz resmi olarak müracaat etmedik. Kodekse girecek şekilde hazırlıklar yapılmakta. Nedir bu? Tüm Türkiye'nin genelini içeren propolisin tanımlanması. Bir. İki, propolisin bileşenlerinin vitamin, mineral, flavonoidler, uçucu bileşikler, pestisit, antibiyotik, ağır metal, her türlü olumlu ve olumsuz olabilecek şeyler araştırılarak kodekse girmesini sağlamak. Bizim şeyimiz bu. Bununla ilgili hem bakanlığımızın hem de bizim ön hazırlıklarımız var ve inşallah kısa sürede de bu projeyle ilgili şeyler devreye girecek ve kamuoyuna da duyurulacak. Çalışmanın altyapısı bitmeden biz bunu kodekse teklif etmemiz doğru değil. Evet. Bakanlık hazırlıklarını yapıyor. En azından belki kodekse girme aşamasında temel prensipler belirlenecek ama arkadan daha detaylı çalışmalar gelecektir. Diğer bir konu
Bizim projemiz 3 yıllık. Ancak... TAGEM projesi mi bu? Afiye Hocam. Bu Avrupa Birliği projesi olacak ama bileşenleri veya iş paketleri hem TAGEM'i ilgilendirecek, hem bakanlığın hem de TÜBİTAK'ın. Aldınız mı proje? Çerçeve programlarında mı? Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Veteriner hekimlerin, meslektaşlarımızın bu konuya yeter kadar ilgi göstermediğini biliyorum. Ancak üzülerek söylüyorum ki bakanlığımızda da arıcılıkla ilgili bir daire yok. Bakınız, ilgilenen pek çok arkadaşı var. Hastalıklarla ilgili hayvan sağlığı birimi, işte ürünlerle ilgili katkı kalıntı veya gıda birimi, farklı birimlerde farklı ilgilenen arkadaşlar var. Kanatlı hayvanlar dairesi başka. Aslı hocamızla katıldığımız bir çalışmada gördük ki herkes bir şeylerle ilgileniyor ama sorumlu yok. Ama bakanlık bu konuya çok önem veriyor. Bir sürü çalıştaylar yapıyor. Değerlendirme toplantılarında hep arıcılık konuşuluyor. Yani ben mesela bugünkü toplantıya Tarım Bakanlığı'ndan müsteşar bazında katılım oldu. Yani ben sizin gibi düşünüyorum. Yok. Bakınız, katılma noktasına saygı duyuyorum. Katılıyoruz. Ama henüz temsil noktasında, yani bakanlığımıza teklif ettik. Bir zaman zaman görüşlerimizi belirtiriz. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nda bununla ilgili bir daire başkanlığı oluşturmak için teklif verdik. Merkez Arıcılar Birliği ile de görüştük. Yani bunun oluşması gerekir. Temsil noktasında biraz daha üst düzey bir temsil gerekir. Su ürünleri mesela. Su ürünleriyle ilgili şey var. Arıcılık su ürünlerinden aşağı değildir. Ya da destekleme noktasında bir keçinin ekonomiye katkısıyla bir kovanın arının katkısını kıyaslayalım. Biri 18 lira destek alıyor, biri 6 lira destek alıyor. İşte bu dengelerin kim tarafından savunması gerekiyor? Arıcılık daire başkanlığı dediğimiz bir daire oluşturulabilir mi? Yani bence daha iyi bir koordinasyon açısından bu önemli. Çünkü her biri parça parça hocam. TAGEM, evet. SİGEM, TÜGEM. Evet. Yani gıda kısmıyla farklı birim ilgileniyor. İşte arı sağlığı farklı bir birim. Yani mesela çok şey şaşırıyorsunuz yani hangi birimlere de bak. Örneğin bu müeyyideyi sağlayan çok olan kimdir? Hangi topluluk? Yani bilim adamları mı? Arıcılar mı? Kolektif. O zaman... Çünkü arıcılar bir tezi savunurken yani arılarımız işte pestisitlerden dolayı Trakya'da ölüyor dedikleri zaman bakanlık hemen bilim adamlarına dönüyor. Evet. Ve arıcılar orada isterse feryat figan etsinler, bilimsel veri istiyor. Evet. Yani bu konuda yapılmış bir çalışmanız var mı? Eğer evet, gerçekten arı ölümlerine şu pestisit etkilidir dediğimiz zaman o bilimsel görüş çerçevesinde ya da bilimsel veriye dayanarak, yani sonuç burada şey demek istemiyorum, bizimki dudağımızın arasında değil. Somut verilerle, yani yapılmış yayınlarla, öyle bize ahkam keserek değil aslında. Reklamlardan sonra devam edelim. Değerli izleyenler, görüyorsunuz hocalarımızla arıcılıkla ilgili sohbet çok keyifli devam ediyor. Reklamlardan sonra bu keyifli sohbete devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere.